Evet, iyi günler değerli Aks TV izleyicileri. İnsan Eşittir Çevre programımızı bundan sonra salı günleri, her hafta salı günleri 16'da yayınlamaya başlayacağız. Bugün gene çok değerli bir konuğum var. 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Yüksel Avdal ile birlikteyiz. Programımızda bugün çevre mühendisliği ve çevre sorunlarını, yaklaşımları konuşacağız. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Ondan sonra başlayalım. Evet. 1965 Samsun doğumluyum. 1983 yılında Samsun Anadolu Lisesi mezunu oldum. 1987 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 90 yılında yüksek lisansımı, 96 yılında doktoramı 2000'i tamamladım. 98 yılında yarım doçent olarak atandım. 2000 yılında doçent, 2005 yılında da profesörlük unvanını aldım. 2012 Kasım'ından itibaren bölüm başkanlığı görevini Çevre Mühendisliği bölümünde yürütmekteyim. Evet, çok teşekkürler. Öncelikle 2014 yılının ilk programı. Evet, umarım evet. Bizim için de hayırlı, hayırlı olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bugün şeyi konuşmak istiyoruz aslında. Çevre mühendisliği ve çevre sorunlarını konuşmak istiyoruz. Ama ben önce şunu merak ediyorum. Yani dünyada da yeni bir kavram ama Türk kamuoyu çevreyle ne zaman tanıştı? Çevre sorunlarıyla, çevre mühendisliği, eğitim dalıyla. Böyle evet. Bir şey. Aslında öncelikle Ömer Bey, insanoğlunun şöyle çevreyle tanışması, çevrenin tahribatı konusunda, farkındalığı konusunda biraz bahsetmek isterim. Miller tarafından yapılan bir sınıflandırma var. Kültürel ve ekolojik bir sıralama yapmıştır. Öncelikle ilkel toplama, avcılık dönemi dediğimiz tamamen... Oralara kadar gidiyor muyuz? Evet, çok kısaca yapacağım bu tanımlamayı. Tamamen doğa insan ilişkisinde doğa insanı yönetiyor. Daha sonra ileri avcılık dediğimiz dönemde de doğa insanı yönetiyor. Tarım insanı dediğimiz dönemde artık insanoğlu tarıma, toprağa hükmetmeye başlıyor ve doğayı kontrol altına almaya başlıyor. Bir sonraki evre endüstri insanı, tamamen doğada var olan ham maddeyi kullanıyor ve kullandığı bu ham maddeyle birlikte de kendine gereken ürünleri üretmeye, yani tüketmeye başlıyor. Daha sonra bu tüketim sonucunda ortaya çıkmasıyla farkına varıyor ki o çevreye verdiği tahribat kendi zarar olarak dönüyor. Bu da doğa insanı, dünya insanı dediğimiz, tüketim yapacağız, üretim yapacağız ama doğayla barışık bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz. Bu hangi yıllara denk geliyor? Mesela bu 80'lerden sonra. 80'lerden sonra. Evet, evet, 80'lerden sonra. Şimdi sanayileşmenin çevreye olumsuz etkilerinin başlamasıyla çevre konusunda bilinçlenmeler başlıyor. İnsanoğlu şunu fark ediyor, işte büyük kazalar oluyor. Endüstriye atıklar doğaya atılmaya başlıyor. Enerji krizi yaşanıyor. Ya da su sıkıntısı yaşamaya başladığı andan itibaren böyle ne bir yapıyorsun? Evet, ne oluyor? Çevre konusunda hangi önlemleri almalıyım gibi bir yaklaşım içerisine giriyor. Dünyaya baktığımızda 70'li yılların ortalarına doğru bu uyanış ama Türkiye'de 80'den sonra, 1980'den sonra diyebiliriz. Benim hatırladığım bu İngiltere'de toplu ölümler falan da var değil mi? Bu sanayileşme sürecinde bazı sanayi kentlerinde, Amerika'da var. Onlar bir şey yaratıyor zaten. Yani ne yapıyoruz orada mı? Tabii bakıyor? Yani insanoğlu bakıyor, işte toplu kuş ölümleri oluyor, balık ölümleri oluyor ya da içme suyu kaynağının kirlendiğini fark ediyor. Hepsi onun için bir ikaz oluyor. Bunu, doğayı kirlettik ve bunun etkisi bize dönmüştür diye. Ben kendi şehrimden örnek vereyim. 1975 yılında bakır tesislerinin ilk hareketlenme diye. Evet, tarım topraklarına zarar verdiği için halkın bir tepkisi var.
1975'lerde 80 sonrası Azot başladı. Bakır, evet. Tekeköy yöresinden bahsediyor. Evet, evet. 80 sonrasında 84'te Gökova'da termik santralinde bir direniş olmuş. Bu hareketlilikte köy halkı, kadınları yetkilileri köye almayarak ve daha sonra toplanarak köylülerle birlikte Ankara'ya giderek bilinçlenme ve çevreyi koruma duygularının oldukça etkin olarak uygulandığını görüyoruz. Ben 1980 mezunuyum üniversiteden. Mesela Ege Üniversitesi mezunuyum ama o zamanlar biz mesela biyoloji bölümünde okudum. Çevreyle ilgili herhangi bir disiplin yoktu okulda. Herhangi bir bölüm vesaire yoktu. Çevre evet. Mühendisliği fakültesi de yoktu. Bu Türkiye'deki açılım şeyi evet, mesela Samsun ne zaman? Şimdi 70'lerin sonrasında bir takım çevre sorunlarının ortaya çıktığı görülüyor. Ve bu çevre sorunlarına, çevre problemlerine profesyonel yaklaşacak mühendisler yetiştirmek üzere aslında 1973 yılından itibaren 73 Türkiye'de mi başlangıcı? Evet, çevre mühendisleri bölümleri kurulmaya başlamıştır. 73 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 950 Üniversitesi, evet yani. Ve 19 Mayıs Üniversitesi ilk çevre mühendisliği bölümleri arasındadır. Çok evet. Güzel. O zaman önemli bir şey. Samsun büyük bir birikimi var o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz bölümünden de bahsetmek isterim. Tabii, tabii. 1980 yılında Fen Edebiyat Fakültesi'nin bünyesinde kuruldu. 1993 yılında Mühendislik Fakültesi'ne bünyesine geçti. Ayrıldı. Evet, Çevre Mühendisliği bölümümüzde lisans, yüksek lisans, İngilizce yüksek lisans ve doktora eğitimi vermekteyiz. 1992 yılından itibaren ikinci öğretime de başladık ve birinci ve ikinci öğretim eğitimimize hala devam etmekteyiz. Peki bu eğitiminizde bir uzmanlaşma var mı? Çevre mühendisi olarak mı? Tabii ki uzmanlaşma var. Çünkü ben şu anlamda sordum. Yani mesela tıpta belli alanlar tabii, var. Kulak, tabii. Burun, boğaz, işte dahiliye, hariciye gibi veya işte diğer mühendisliklerde. Sizde de böyle bir uzmanlaşma var mı? Yoksa çevre mühendisi olarak... Daha yani çevre problemlerine baktığımızda pek çok çevre problemiyle karşı karşıya kaldığımızı düşünürsek uzmanlaşmamız alanlarımız da var. Hı hı. Tabii ki profesyonel çalışma sahaları var çevre mühendislerinin. İçme suyu, atık suyu, yağmur suyu gibi sistemlerin planlanması ve projelendirmesi, katı atık, tehlikeli atık ve zararlı atıkların bertarafı, çevresel etkilerin değerlendirilmesi, evet, risk analizi, hava kirliliği kontrolü değerlendirmesi, risk analizi, çevresel yönetim ve planlama, arazi ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunma ve modellenmesi, gürültü kirlenmesi ve kontrolü, çevresel yönetim sistemleri bizim profesyonel çalışma alanlarımız içerisinde. Ama bunlar mezun olurken çevre mühendisi şeyiyle mezun oluyorlar değil mi? Etiketiyle mezun biraz oluyorlar. Biraz bölümümüz... Alanlarında mı? Evet, şey yani Türkiye'deki çevre mühendisi eğitiminden bahsetmek istiyorum. İlk iki yıl mühendislik konusundaki derslerde eğitim veriyoruz. Daha sonraki ikinci yılda da çevre mühendisliğini ilgilendiren konularda eğitim verilmesi üzerine. Bizim çevre mühendisliği alıyorlar. Bölümünde evet daha son sınıfta öğrencilerimiz su, katı atık, hava kirliliği, kentsel yönetim gibi branşlara ayrılarak ayrıca bu dersler, bu konularda da ders alıyorlar. Peki merak ettiğim için soruyorum. Yurt dışında da böyle mi? Yani çevre eğitimi, mühendislik, yani yüksek öğrenim alanında söylüyorum. Çevre eğitimi yurt dışında da aynı mı yoksa orada daha farklı uygulamalar var mı? Evet. Ömer yani Bey, yeterli mi Türkiye'deki daha doğrusu onu sorayım. Ben yurt dışında kaldığım süre içerisinde ve takip ettiğim kadarıyla eğitim olarak Türkiye'de verilen çevre mühendisliği bölümündeki eğitimler yeterlidir kesinlikle. Çok. Ama arada bir farklılık var. onu söylemek istiyorum. Orada üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinde hazırlanan projeler bölgede, şehirde ve ülkede aktive edilebiliyor. Yani o projeler uygulamaya geçiriliyor. Öğrenciler bu projelerde aktif olarak çalışıyorlar. Yani teorik bilgilerini pratiğe geçirme şansı yakalıyorlar.
Biz kendi öğrencilerimize staj yaptırarak ikinci ve altıncı yarı yıllarda staj imkanı, kamu kuruluşları olabilir, özel kuruluşlar olabilir, bakanlık olabilir. Buralarda staj yaptırarak bu teorik bilgilerin pratiğe geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Fakat yavaş yavaş gelişimlere baktığımızda bu projelerin yapılması ve hayata geçirmesi konusunda da Türkiye'de bir hareketlik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani bir ortada bir problem varsa o problem birilerine ihale ediliyor tabiri caizse. Mesela çevreyle ilgili işte çevre mühendisleri var, ilgilensin veya çevre mühendisleri bu konuyla ilgili problemleri aşsın gibi bir yaklaşım var. Tek başına çevre mühendisleri bu alanda yeterli mi? Yani daha doğrusu onların bu işi omuzlamaları veya yüklenmeleri yeterli mi? Yoksa başka alanlara da aynı işler nasıl düşer? Ne diyebiliriz? Aynı iş olarak düşünmeyelim ama ben çevreci, çevre gönüllüsü kavramını tanımlamak istiyorum. Çevre kanununa göre her Türk vatandaşı bir çevrecidir. Böyle bir kanun mu var? Vallahi kafa değil. Evet. Ciddi var mı bu kanun? Onun içerisinde evet. Çevre korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilke, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gerçek ve tüzel kişilerle, vatandaşın görevi olup bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. Ben kısaca özetledim bu tanımlamayı. Yani tek başına çevre mühendislerinin işi değil bu. Yani bir iş olarak değil ama ben çevreyi korumak. Ben şu açıdan soruyorum yani adına. Daha açık sorayım. Mesela işin bir eğitim boyutu var, öğretmenler. Evet. Bir toplumu eğiten din adamları boyutu var. Hı-hı. Hukuk boyutu var çevreyle ilgili sorunlarda. Biz mesela birçok alanda çevreyle ilgili hukukçu da bulmakta zorlanıyoruz. Hatta geçen ben bir toplantıda, Tema Vakfı'nın bir toplantısında kaç hukuk fakültesinde çevreyle ilgili doktora, çevre hukukçusu yetiştiren, mesela Türkiye'de spor hukukçusu yetişiyor. Ama bir çevre hukukçusu, bir sürü sorun var işte, taş ocakları var, şu var, maden sahaları vesaire. Bu anlamda söylüyorum. Sanki öyle geliyor ki bana bütün disiplinlerde bir çevre olmalı değil mi? Çevre başlığı altında bir çalışma, evet, olmalı. Sadece çevrecilerin sorunu değil bu. Çevre mühendislerinin daha doğrusu. Sorun olarak baktığımızda o konuda haklısınız. Hı-hı. Ama çözüm problemi getirecek kişiler çevre mühendisleridir. Evet. Fakat yurt dışını sordunuz biraz, hı-hı, önce. Onunla birlikte cevaplayayım. Yurt dışında multidisipliner çalışma söz konusu dediğiniz gibi çevre hukuku veya, evet, diğer onu ben konularda. Ama aktif görev alan, eğer çevre sorunlarının çözülmesi şeklindeyse 4 yıllık çevre mühendisliği eğitimi almış çevre mühendisleri olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, hı hı, çevre mühendisini çevre sorunlarının önlenmesi ve çözümü için bilim, teknolojinin olanaklarını kullanan, çözüm önerileri üretebilen ve anlamlı bir şekilde bunları uygulayan kişiler olarak tanımlıyoruz ve eğitimlerini de bunlara göre veriyoruz. Ama Türkiye'de biraz sonra belki bahsederiz bu standartlardan, hı, yönetmeliklerden, yönergelerden. Şimdi düşünün bir inşaat. İnşaatın çok alt katındayız. Evet. O alt katında standartları ve kriterleri oluşturduk. Çeşitli anlaşmalara imzalar attık. Şimdi çevre mühendisliği eğitimi verdiğimiz çevre mühendisleri bu standartların, bu kriterlerin, bu anlaşmaların gereğini yapacaklar. Hı hı. Tabii ki işte çevre hukuku konusunda yeterli kişiye ulaşmamız zor oluyor diyorsunuz. Bu standartlar, yönetmelikler, yönergeler uygulanırken de bu konuda eğitimli kişilerin ya da bu konuda uzmanlaşmış kişilere de ihtiyaç duyuldukça onlar da bu konuda uzmanlaşacaklar. Şimdi ben gözlemlediğim bir şeyi sizle paylaşacağım. Tabii. O yüzden bu soruyu sordum. Hı-hı. Mesela bir toplantıya gidiyoruz. Çevre, doğal varlıklar, bir tabiat varlığı alanı, bir işte korunması gereken bir alan. Ama bakıyoruz ki orada ormancı da var, çevreci de var, hı-hı, ziraatçı da var, efendim biyolog da var. Yani bana sanki böyle bir çok yönlü, herkesin ilgilendiği bir konu gibi gözüküyor. Sonuçta o da ortada kalıyor. Yani mesela bir doğal alanın, bizim Kızılırmak Delta'mızda bile bakıyorum, herkes kendi açısından orada bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Dünyada sanki ben mi öyle görüyorum bilmiyorum. Daha farklı bir disiplin de var. Mesela bir ekolojistler var, ekologlar var. O daha farklı. Çevre mühendisi bunun neresinde? Yani bu dediğimiz doğal yapıların korunmasında. Ormancıların mı? Biyologların mı? Biyologlar diyor ki bura bizim. Yani bu sahada biz çalışırız. Çevreciler diyor ki biz burada yokuz. Bunlar ne iş yapıyor burada? Ormancılar diyor ki onlar ne işi olur? Çünkü zaten bu ormanın konusu. Ben bunu anlayamıyorum. Yani bu konuda bir başka bir yapılanma mı gerekiyor? Başka bir eğitim disiplini mi gerekiyor? Bilmiyorum. Görev tanımlamalarının yapılması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Bu da ihtiyaç duyulacaktır. Ben 87 yılı 19 Mayıs Üniversitesi'nde çevre mühendisliğinden mezunum. 87 yılında mezun olduğumda bu mesleği anlatıyorduk. Çevre mühendisliği bölümü ya da çevre mühendisi ne yapar diye. Evet. Şimdi Türkiye çeşitli kademelerden geçiyor. Çevre mühendisinin ne yaptığı algılandı. Algılandı. Tamam. Evet, görev tanımlamaları yapıldı. Ama bu görevde kimler aktif rol alacak, kimlerin neler yapması gerektiği konusunda bir tanımlama eksikliği olduğuna inanıyorum. Biz yani yeterli algı oluşmadı. Multidisipliner bir çalışma ben her meslek alanında olması gerektiğini düşünüyorum. Ama avukatlar konusunda işte çevre hukuku yapıyoruz ama avukatlığın olan yetkilerini alamıyoruz. Evet. Çevre konusunda kararlar şöyle alınmalıdır diyoruz. Ya da inşaat konusunda bir arıtma tesisinin inşaatını yapıyoruz ama inşaat mühendisinin var olan görevlerini talep etmiyoruz. Tabii. Böyle düşünelim belki de. Kendi mesleğim adına bunu söylemek isterim. Peki bu konuda çevre sorunlarının çözümü de size göre toplumun çevre mühendislerinden beklentisi ne? Yani onlar mezun olup hayata atılırken veya siz onları gönderirken öyle diyelim yani. Hangi misyonları yükleyerek gönderiyorsunuz daha ziyade? Tabii ki bütün 2 yıllık mühendislik eğitiminin yanı sıra daha sonra çevre mühendisliğiyle ilgili pek çok alanda eğitim veriyoruz. Yani bir çevre mühendisi bölümünden mezun olduktan sonra yapabileceği işleri tanımlıyoruz. Çevre lisanslarının ve izinlerin alınmasında etkin olabilir, olmalıdır. Yine hava arıtma konusunda, tasarımında, işletiminde, yapımında, laboratuvar analizleri konusunda bilgi sahibi oluyor. Gürültü kirliliği ve kontrolünde etkin oluyor. Yine atık su arıtma tesislerinin yapılması, analizlerinin yapılması, işletilmesi konusunda etkin olabiliyor. Arıtma çamurlarının bertarafı konusunda, deniz kirliliği kontrolü konusunda, çevresel etki değerlendirmesi, risk analizi yapabiliyor. Çeşitli konularda modellemeler yapabiliyor. Tehlikeli atıkların kontrolü ve bertarafı konusunda. Atık yönetimi çok önemli Türkiye için. Atık yönetimi konusunda etkin toprak kirliliği, altyapı sistemlerinin tasarımı, yeraltı suyu kirliliği ve modellenmesi, doğaya yeniden kazandırma planları, iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemleri. Bunlar güzel ama ben bir şey soracağım. Çevre yönetim sistemleri. Ben pek çok konuda. Yok, ben sizin için can alıcı bir şey soracağım. Peki bu arkadaşlar gittikleri yerde bunlar bu ideallerle gidiyorlar ama bunları yapabilme fırsatlarını elde edebiliyorlar mı? Şimdi genellikle çevre mühendisleri kamuda istihdam ediliyor. Veya işte belediyelerde şu anda yeni yeni başladı. O da illerde var. İlçelerin çoğunda yok benim bildiğim kadarıyla. Bu donanımlarını ne derecede yansıtabiliyorlar topluma? Öyle bir sıkıntı var galiba. Yani şöyle mezun olduğunuzda öğrencilerimizin hep bir kaygısı oluyor. Mezun olduktan sonra bu işi nasıl yaparım, nasıl yapacağım şeklinde. Ama gittikleri kamu kuruluşu olur, özel şirketler açıyorlar. Herhangi bir kurumda ortaklaşa çalışabiliyorlar. Gittikleri yerde uzmanlaştıkları zaman bu işleri yapma yetisine sahipler. Şimdi ben Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak bunu söyleyebilirim. Yok ona sahipler ama fırsat tanıdık. Ben onu tabii ki sahipler. Biraz önce de söylediğim gibi zaten Türkiye'nin bu gelişme içerisinde, gelişme programı içerisinde, çevre koruma programı içerisinde çevre mühendisleri bu konularda aktif olarak rol almaları, görev almaları gerekiyor. Biz şimdi bunları tabii tek tek değerlendirmemiz o kadar çok mümkün olmuyor. Ama öğrencilerimizin
gittiği yerlerde aktif olarak rol aldıklarını, aktif olarak görev aldıklarını görebiliyoruz. Tabii çok sevindirici bir şey. Peki bir şey daha soracağım. Biraz ben gözlemim bu da. Çevre başından beri sanki böyle teşkilatlanma olarak baktığımızda kamudaki bir ara kısa bir süre Çevre Bakanlığı ve Çevre İl Müdürlükleri adı altında bir bağımsız kaldı. Daha sonra bir süre uzun süre ormanın içinde kaldı. Şimdi şehirciliğin içine aktarıldı. Sanki benim kafam çevre ve şehirciliği bir arada düşünemiyor. Yani çevre sanki daha bağımsız, daha kendi yönetiminde olması gerekiyor gibi düşünüyor. Bu konuda bir şey hissediyor musunuz? Yani bir süre ormanın bir yan kuruluşu gibi algılanması, çevre ve orman ve ovdalardı. Orada da bazen de öyle oldu ki baktık o birimlerin içinde bile başka disiplinlerden insanlar vardı. Şu anda da çevre ve şehircilik adı altında şehircilik ağırlıklı bir bakanlığın içinde çevre orada çalışıyor. Bu konuda size geri dönüşler neler? Yani demin sorduğum soruya bağlı bu. Yani bilgi ve donanımlarını ne kadar ifade edebiliyorlar, ne kadar etkili olabiliyorlar bu yapılanmayla? Yoksa ayrı bir yapılanma mı gerekiyor? Şimdi Ömer Bey, öncelikle yine ben biraz bizim bilinçlenme ve algımıza dönmek istiyorum. Çevre konusunda kademe kaydettik diyorum ama biraz önce siz de söylediniz ormanla, şehircilikle. Şimdi insan merkezci bir bilinçlenme altında olduğumuzda ne yapıyoruz? Çevre sorunu çıktığı zaman, yani insan kendisine zarar varsa, kendisi bir problem yaşıyorsa, önleyici değil de kriz anında. İçme suyu bulamadıysa, soluyamıyorsa, bir hastalığa neden olduğunu algılıyorsa, o zaman probleme çözüm üretmeye çalışıyoruz. Tabii bunu ben bilinçlenme olarak kabul etmiyorum. Bu yanlış bir bilinçlenme. Evet. Eğer siz doğa ve diğer canlıları da düşünerekten, cansızları da düşünmeniz gerekiyor. Toprak mesela. Evet. Böyle bir bilinçlenme yaparsanız gerçekçi çözümler üretirsiniz. Yani tüketim yapalım, tüketimde bütün ham maddeleri kullanalım, 20 yıl sonra ne olacağını düşünmeyelim, karar vermeyelim ya da onun planlamasını yapmayalım. 20 yıl sonra sular tükendiğinde, topraklar kirlendiğinde ne yapacağız? Bir çözüm bulalım. Gelsinler, çözsünler. Mümkün mü sizce? Evet, yani bu gerçekten bu yaklaşım açısından ben problemlerin çözülemez hale geleceğini düşünüyorum. Evet, doğru, çok doğru. Ama siz başından beri sürekli şeyi vurguluyorsunuz. Yani bilinçlenme, hatta programdan önce de konuştuk. Orada da şunu söylediniz. Mesela yurt dışında genellikle her şey tanımlanmış. İnsanlar yani çimlere basmayın diye bir yazı komik. Çünkü basılmayacağını zaten öyle tanımlanmış. Bir yok. Veya işte çevreyle ilgili herhangi bir davranış önceden tanımlanmış ve insanlar da bunu uyuyor. Türkiye'de işte dedim ya, hep krizden sonra çevrecilerin sorunu çözmesi isteniyor ama sonuç olarak insanlarımızın mevcut bilinçlenme olgusunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani ne durumda, neye ihtiyaç var? Daha mı fazla toplumun bu konuda? Bir taraftan çevre eğitimi verirken bir taraftan da toplumu da mı ona paralel geliştirmek, donatmak? Evet. Bir kere herkes anayasanın 56. maddesinde herkes sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Evet. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir diye geçiyor. Onun için bir ortamda yaşama hakkına tüm bireylerin sahip olmasının sağlanması gerekiyor. Gerçekten bir aşamadan geçiyoruz. Yani 87'de mezun olduğumuz dönemden biraz bahsetmek istiyorum. Bu konuları anlatırken biz de ben sonradan fark ediyorum. Bazı şeylerin bilincinde değilmişiz. Bazı şeylerin bizi hastalık yapıcı özellikleri olduğunu bilmiyormuşuz. Ne gibi mesela? Çernobil kazası. Hiç gündeminize gelmiş miydi ya da aile içinde konuşulmuş muydu? Bizim büyüklerimiz karşımızda çay içtiği için biz de diyorduk bir şey olmaz işte ben içiyorum dedikleri için. Yani. Ama ben iyi hatırlıyorum, eşim o ara hamileydi mesela. Biz kendi içimizde bir önlem almaya çalıştık işte deniz ürünleri yememeye falan filan. Ama birçok insan bunun bir şey olmayacağını, oysa ben hani az çok bir biyolog olarak diyordum ki ya bu radyasyon denen illet işte bir dönüşümü vardır. Ağır metal yıllar sonra
döner gelir. İşte bugün karşımıza çıktı. Evet, evet. Ama büyüklerimiz yanılttı bizi, öyle diyelim. Yani radyoaktif madde nedir? Evet. Bir alarm sistemi nedir? Hiç evet. konuşulmuyordu. Tabii, yani tabii. ne ailede ne topluluklarda konuşulan bir konu değildi. Büyük bir kaza olması ve bizi de etkilemesi sonucunda konuşulmaya başladı. O zaman bu bilincin ama şimdiki zamana baktığımda artık halk pek çok şeyi konuşabiliyor. Termik santral, nükleer santral, işte endüstrilerden kaynaklanan atıkların nasıl zarar verebileceğini, insanlara, topluma, doğaya nasıl zararları olabileceğini, yani eğitim almasanız, çevre mühendisi eğitimi almasanız ya da bu konuyla ilgilenmeyen kişiler bile artık yorum yapmaya başladı ve tepkiler oluşuyor. Biz bir projeyi anlatırken şöyle diyoruz, dünyanın en güzel projesini yapın ama o da yaşayan halkın, yani o projeyi yapacağınız bölgedeki halkın onayını almıyorsanız, ona bilgi vermiyorsanız bir yerinde mutlaka aksaklık çıkacak. Ama siz çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Biz de yani bir de onlara mı soracağız tabii var. Şimdi kağıt üzerinde görüyoruz işte chat raporları hazırlanıyor. İşte bir şey olmayacağı falan söyleniyor ama birileri de tam tersini söylüyor. Bu böyle bir tartışma gidiyor. Evet. Halkın onları aşacağız evet, inşallah. Aşacağız mı onları? Vallahi bilmiyorum. Yani. Öyle biraz, ümit ediyorum. Evet. Gençlere güveniyorum. Dediğiniz tabii şu anda iletişim ve haberleşme son derece özgür. İşte tabii. Sosyal medya var, internet var, çok kanallı televizyonlar var. Bütün bunlar tabii halkı bir konuda değişik kaynaklardan bilgi edinmeye yöneltti. Yani bilgi çoğaldı. Fakat sanki buna rağmen çevre alanında kamuoyu bilinci hala istediğimiz düzeyde değil gibi geliyor bana. Öyle mi düşünüyorum? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Evet, yani 70'lerde dünyada başlayan bu bilinçlenme Türkiye'de ancak 80 sonrası başlamış. Aynı paralellikte yürümemiş bilinçlenme konusunda. Bir takım Türkiye'de aksaklıklar yaşanmış. İşte ekonominin büyümesi ve işte endüstri kalkınma düzeyinin arttırılmasına kilitlenmiş, hedeflenilmiş. Ekmek meselesi. Evet, evet. Yani şöyle iddialar da var işte. Bu ekonomik düzeyle çevre konularının konuşulması yan yana doğru olmaz gibi. Kimi bir süre göz ardı edelim. Yani evet, çevreyi bir süre için göz ardı edelim. Göz ardı edelim. Kalkınmayı sonra, yapalım sonra düşünelim. Evet bir yolunu bulup çıkar yol bulalım gibi. Yani çözüme yönelik olmadığı için kamuoyunda bilinçlenme biraz da bu konuda. Yani insanlara işte ekmeğiniz olmadığı sürece doğanız temiz olsa nasıl bir yaklaşımda bulunursunuz gibi bir inanışla. Ama ben kesinlikle böyle bir inanışa inanmıyorum. Çünkü üretim yaparken onun yanında alacağınız basit önlemler, uygulayacağınız yöntemlerle doğayı da koruyabilirsiniz. Tabii kesinlikle. Şimdi peki şunu da sormak istiyorum. Bu çevreyle ilgili demin dediniz ki yatırımlarda işte katılım vesaire aranır. Türkiye'de bu konuda Avrupa'da özellikle biz o dediğiniz 70'li yıllarda Yeşiller hareketini biliyoruz. Daha sonra siyasallaştı, parti falan da kurdular. Ama birçok çevreyle ilgili yatırımda, çevreye etki edebilecek yatırımda ciddi durdurucu şeyler de yaptılar. Evet. Havaalanı inşaatlarında, evet. baraj inşaatlarında. Bugün hızla bakıyoruz ki Avrupa hızla çimento sanayini, ağ sanayi, birçok kimyasal sanayini bıraktı. İşte bizim gibi ülkelere yönlendiriyor. Şu anda Türkiye, bütün Fransa'nın çimento fabrikaları kapalı, bize gelmiş durumda. Dolayısıyla burada da bir çevre mühendislerinin dışında da sanki bir sivil toplum, çevreye duyarlı bir sivil toplum örgütlenmesi veyahut onlarla paralel çalışan bir yapılanma gerekli gibi geliyor bana. Bu konuda Türkiye'de durum nedir? Nasıl buluyorsunuz? Evet, kesinlikle katılıyorum. Evet. Ama şunu da geçmeyelim. Gerçekten bu konuda Türkiye'de çalışan sivil toplum örgütleri de var. Ve etkin olduklarına da çok inanıyorum. Ben kamuoyunun da pek çok yerde etkin olduğuna inanıyorum. Hani gelişme aynı paralellikte yürümemiş ama yine de etkin gruplar var, kurulmuş gruplar var. Pek çok şeyin yapılmasında engel olmuşlardır. Ama bunu
daha da arttırmamız gerekiyor Türkiye için. Yani bu pek çok sorunu hani sadece çevre mühendisi bölümü ya da bu bölümdeki çevre mühendislerinin yapacağı işler belli. İşte ben de oraya evet. Kesinlikle sivil toplum örgütleri ve kamuoyu bir araya gelen çevre toplulukları bir araya gelerek bunların anlatılması gerekiyor. Yani problemlerimiz nedir? Nasıl çözüm bulacağız? Çevre mühendisleri burada o çözümlerin uygulanması aşamasında etkin olacaktır. Biz belli yerlerde çıkıp tabii ki anlatıyoruz. Eğitim yapmak bizim görevlerimiz arasında. Arkadaşlarımız da yaptıkları işlerle çok başarılı örnekleri var. 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan arkadaşlarımız arasında. Bunları anlatıyorlar. Ama asıl iş sivil toplum örgütlerine düşüyor diye inanıyorum. Daha da gelişmesi gerekiyor. Evet. Şimdi ben geçen bir yerde bu konuyla ilgili araştırma yaparken ilginç bir şeye rastladım. Ben de o güne kadar farklı biliyordum. Mesela birçok çevre sorununun altında kentleşme, sanayileşmenin olduğunu ben de savunuyordum. Ama şöyle bir metin buldum ve size de getirdim. Bunun görüşünüzü almak istiyorum. Kentleşme, sanayileşme ya da nüfus artışı çevre sorunlarının nedeni olarak görülüyor. Ben de öyle görüyordum. Ama burada ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki kentleşmenin, sanayileşme ve nüfus artışının göreli olarak çok daha yoğun olduğu gelişmiş ülkelerde çevre sorunlarının çok daha az. Kentleşebilmiş, sanayileşmiş, az gelişmiş ülkeler ile karşılaştırılamayacak nitelik ve boyutlarda. Bunun nedeninin de orada çevre mühendislerinin etkin çalışması, mühendislik hizmetlerinin ve dolayısıyla mühendislerin çevre sorunları olarak adlandırılan dönüşümlerde doğrudan ilişkilerinin olması ve bu konudaki çalışmaları. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani ben bunu okuduktan sonra benim de görüşlerim değişti. Yani ben kentleşmeyi her şeyin nedeni gibi görüyordum çevreyle ilgili. Ama diyor ki eğer çevre mühendisliği bilimi burada doğru kullanılırsa bu kentleşme zaten olması gereken bir olgu ama biz bunu doğru yönetirsek mühendislik bilgilerini buraya doğru aktarırsak o gelişmiş ülkelerde yok deniyor. Yani bu bana gerçekten açılması gereken bir konu gibi geldi. Ne dersiniz? Evet. Benim söylemek istediğimi siz söylediniz. Görev tanımlamasının çok iyi yapılıp bu konuda aktif olarak görev almaları gerektiğine inanıyorum. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmişlik işte teknolojinin artması ve tüketim. Evet. Normalde sizin söylediğinizin aksine ne kadar tüketim yaparsanız o kadar gelişmişsiniz. Ne kadar tüketirseniz de o kadar atık atarsınız doğaya. Fakat tabii ki geçmiş yıllarda yani 70 öncesinde onlar fark ettiğinde gelişmiş ülkeler bunların çözüm noktalarını işte gelişmekte olan ülkelere yollayarak atıklarını ya da çeşitli... Bu meşhur bizim yaka kent kokuyu var vesaire değil mi? Evet, pek çok şey açık denizlere göndererek onlar da bir arayış içerisine bir bocalama dönemi yaşamışlar. Ama daha sonra bu üretimlerini temiz üretimden tutun pek çok çevre konusunda atık yönetimi çok önemli. Yapılabilecek basit önlemlerle, yapılacak işlemlerle şöyle görülüyor. Örneğin endüstride veya herhangi bir alanda çevreyle ilgili uygulayacağınız bir şeyin maliyeti hep fazla geliyor. Ben de onu soracaktım şimdi. Yani evet. Sanki sıkıntı orada. Yani bir evet, arıtma... Yani, bir katı atık yönetimi, bir biyoenerji. Kesinlikle ben ona katılıyorum. Pahalı. Yani her zaman daha işte yük olarak geliyor. Hani bunu nasıl ara yollarla geçiştirebiliriz? Ve bunu geçiştirerek de çözüm bulmuş gibi davranırız. Zaten en büyük korkumuz hani siz başka mesleklerden arkadaşlar da bu konuda aktif olsun derken biz öğrencilerimize çevre problemi nedir? Şimdi her arkadaş ekolog olabilir. Çevre problemini tanımlamada etkin. Çevre mühendisi çevre problemini tanımlar, çözüm bulamıyorsa rehabilitasyon yapar veya başka bir öneride bulunur. Kaynağın kullanılmaması gerektiğini söyler. Ya da kaynak şu şartlarda şöyle arıtım tesisi yapıldıktan sonra ya da şu toprak remediasyon işlemi uygulandıktan sonra verimli olarak kullanılabilir der. Şimdi gelişmekte olan ülkeler bu konudaki önlemlerini almışlar. Ben bir öz eleştiri yapacağım. Türkiye'de
biz bu aşamada hem Avrupa Birliği kararlarına uyum sürecinde hem de bir takım anlaşmalara imza attığımız için şu aşamaya kadar standartlarımızı oluşturmuşuz. Yönergelerimizi, yönetmeliklerimizi, bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor bazılarında. Ama onları oluşturmuşuz. Ama şu aşamada onları uygulamada bir bocalama dönemi yaşıyoruz. Niye? Yani sorun nerede daha doğrusu? Ben şunu hep duyuyorum. Çevre mevzuatı yönünden, çevreyle ilgili kanunlar yönünden birçok Avrupa Birliği ülkesi, ülkenin düzeyinde kanunlara sahibiz, mevzuatlara sahibiz. Sorun nerede o zaman? Yani demek ki yasa çözmüyor bu meseleyi yani. Sorun görev tanımlamalarının tam olarak yapılması ve çevre yatırımlarının yapılması. Çözüm önerileri içerisinde çevre problemlerini çözecek önerilerin çeşitli çevresel yatırımlarla desteklenmesi, projelerin takip edilmesi gerekiyor. Ben sizin programınıza gelirken çevreyle ilgili konularda pek çok şey değişiyor. Şöyle bir bakayım dedim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sayfasında şunu gördüm. Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Su kaybımızın olmaması lazım. Yani yurt dışında su geri döndürülüyor. Atık su tekrar kullanılıyor. Biz kullanıyoruz, atıyoruz. Şimdi ileriye dönük problemlerden bir tanesi su problemimiz olacak. Çevre açısından düşündüğümüzde su kısıntısı olacak. Şimdi bakanlık bir proje başlatmış. Artık lavabolarda, banyolarda kullanılan suların tekrar kullanılması, işte araba yıkanması, itfaiyecilik amaçlı tekrar kullanılması üzere bir proje başlatılmış. Örneğin bu güzel bir yaklaşım. TOKİ'nin yeni yatırımlarında var. Hem çöp arıtma, su arıtma, yani sitenin içinde halledilip temiz su olarak bahçelerde işte orada kullanılıyor. Evet, yani bu yaklaşım güzel bir yaklaşım ama çevresel bir yatırım gerektiriyor. Yani çevremizi koruyalım, çiçekleri koruyalım. Değil. İşte, oraya girmiyor. Yani öyle dediğiniz zaman ağaç dikelim. Kesinlikle o değil. Dediğiniz zaman benim sıkıntım o zaten. Çıkmaza giriyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çıkmaza giriyoruz. Yani biz o zaman çevre mühendisi olarak bizim görevimiz de bu değil diyoruz. Bunu her işte vatandaşımız, zaten biraz önce siz de dediniz hani çiçeklere zaten koruyacağız, doğayı zaten koruyacağız. Yani öyle başka bir çıkar yolu yok bu tabii dünyada kesinlikle, yaşamanın. Kesinlikle. Demin bir şeyden bahsettiniz, bu gelişmiş ülkelerin atıklarından işte bu ülkelere. Şimdi burada galiba bizim Hayrettin Bey'in söylediği çok güzel bir söz var. Yeni bir ahlak gerekli, çevre ahlakı. Yani bizde birçok tanımlanmış ahlak anlayışımız var işte aile içinde, toplumda, çalışırken vesaire, ama bir de çevre ile ilgili bir ahlaka ihtiyacımız var. Biz uzun yıllar mesela 90'lı yıllardaydı galiba, Samsun'a bir petrokok geldi mesela, çok sevindik, acayip yanıyor dedik, çok güzel falan. Daha sonra öğrendik ki bu Amerika'daki rafinerilerin çöpüymüş. Çevre Mühendisleri Odası sağ olsun o zaman bildiriler yayınladı vesaire, ama bir 5-10 yıl biz burada bunu kullandık. Kanserojen bir madde, çöp olan bir şeyi yaktık. Dolayısıyla işte bu zehirli atıkların bertaraf edilmesinde gayet sorumsuz, işte uluslararası sularda attılar, geldi bizim kıyılarımıza çıktı. Bu konuda gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelere nasıl bir şey düşüyor, yani görev düşüyor çevre ahlakı açısından, veya biz de gittikçe biz de kalkınıyoruz. Yani Türkiye'de belli bir noktada artık bundan sonraki süreçte bize ne görevler düşüyor diğer ülkelere bakış açısından? Bir kere biz kriterlerimizi ve kurallarımızı koyarsak, böyle bir atığı kabul etmezsek, insan sağlığını ön plana çıkarırsak ya da doğanın korunmasını ön plana çıkarırsak, dediğiniz gibi bir başka ülkeden atık gelmesi veya cesaret başka bir ülkeden kömür, işte atık kömür gelmesi, zararlı kömür gelmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmayız. Duruşumuzu belki belirlememiz kendimiz gerekiyor. Tabii
Biraz önce bahsettiğim işte bilinçlenme, gerçek bilinç, çevre koruma bilinçlenmesini odaklanırsak herhalde bu problemi aşarız diye düşünüyorum. Doğru. Ben şunu da söylemek istiyorum. Örneğin bir alandaki gelişme şöyle tanımlanmıştır kitaplarda. İşte ulusal ekonominin bütüncül olarak ele alınıp istenilen düzeye ulaştırılması. Sonra zaman gelince şu anlaşılmış, böyle bu tanımlamanın içerisinde bir olgu eksik. Ne eksik? Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir, evet. Çok evet. Yeni bir kavram. Evet, evet. Çok yeni. Yani hala... ve bu gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermek yani size... bugünü kurtarıyorsunuz ama kesinlikle, gelecekte... Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Yani bu fikri de kabul etmemiz gerekiyor. Bu fikri de benimsetmemiz o zaman her yatırımda, değil mi? Her yatırımda, her yeni bir oluşumda sürdürülebilirliği aramamız gerekiyor. Yani tabii, evet bu güzel. Tabii, tamam tabii. Bugün yani, biz bundan çok kadar faydalanacağız ama evet. Acaba bu gelecek kuşaklara nasıl yansıyacak? Nasıl yansıyacak? Evet, ya da bundan sonra o ham maddeyi aynı kalitede, aynı miktarda bulabilecek miyiz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Suyu israf ederken aynı şekilde kaynağından kullanılma şekline, atık su haline dönüştükten sonra tekrar kullanılma şekline kadar pek çok alternatifi de değerlendirmemiz evet, gerekiyor. Evet, sürdürülebilirlik kavramı. Gerçekten kesinlikle çok önemli. Önemli. Çok önemli. Çünkü... Demin bir şey daha söylediniz. O da benim dikkatimi çekti. Onu da sormak istiyorum. Bu çevreyle ilgili yatırımların sanki böyle lüks gibi algılandığını, pahalı evet, olduğunu. Evet, mesela evet. Örneğin benim gözlemlediğim bir şeyi söyleyeyim yine. Karadeniz'e kıyı kaç tane ilimiz var bilmiyorum ama Zonguldak'tan ta hop Rize'ye kadar. Ben biliyorum ki bunların %100'ünün kimyasal arıtması yok. Yani biyolojik arıtmaları var ama kimyasal arıtmaları yok. Yani bir yıl boyunca bu evlerden giden tonlarca deterjan, fosfat, efendim her türlü temizlik aracı direkt gidiyor. Evet, biyolojik olarak arıtılıyor ama kimyasal olarak yok. Yani gerçekten bu kadar pahalı mı ki biz bunu her yıl tonlarca kimyasal maddeyi marketlerde alın diyorlar. Antibakteriyel alın, işte şunu alın, şu deterjanı alın, şunu kullanın. Sanayi tesisleri aynı şekilde. Sadece bizde değil, koskoca Tuna, Ukrayna vesaire vesaire. Bu gerçekten bu kadar pahalı mı? Yani bu kaybettiğimiz şeylerin karşılanması zor. Evet. Bu yatırımı yapmak bu kadar mı zor? Yani veya niye yapılmıyor biz şunu söylüyoruz çevre mühendisliği derslerinde öğrencilerimize anlatırken. Herhangi bir insan sağlığına, canlı sağlığına verdiğiniz hasarı hiçbir şekilde parayla ölçmeniz mümkün değil. Ama tabii ki şimdi öyle bir sistem oluşmuş ki bu sistem içerisinde endüstri atını atmış ve hiçbir sorgulama yapılmamış. Şimdi biz çevre mühendisleri olarak gidiyoruz ya da yönetmelik gereği gittiğimizde şunu söylüyoruz. Siz şu maliyette bir arıtma tesisi yapacaksınız ki sizin atığınızı doğaya vermeyelim diye. İlk başta bu fikre alışmak hani zorunluluk yani ne kadar ceza yazsanız, zorunluluklar yapsanız, kriterler, standartlar koysanız da belki bu fikre alıştırma, bu bilinci kazandırma olmadıkça bir şekilde çözüm yolu bulunuyor. Evet. Ve hakikaten pahalı geliyor. Yani siz 5 lira verecekken 3 lira daha verip 8 liraya almak ister misiniz bardağı? Böyle bir yaklaşım şöyle oluyor. Bir konu da var gibi geliyor bana. Uluslararası rekabette mesela Çin, Rusya gibi birçok ülkeler çevreyi göz ardı ederek üretim yapıyorlar. Dolayısıyla dediğiniz gibi o sanayici o yatırımı oraya yaptığı zaman rekabet şansı da ortadan kalkıyor. Maliyeti yükseliyor. Evet. Başka destekler mi lazım bilmiyorum ama şimdi bakıyoruz ki yıllarca kirlettiğimiz, yok ettiğimiz işte İzmir Körfezi gibi, İzmit Körfezi gibi evet, birçok alanı temizlemeye çalışıyoruz. Trilyonlar işte bir daha da pahalı. Haliç'e neler harcandı? Daha da pahalıya mal oluyor. Daha da pahalıya mal evet. oluyor. Bunu fark ettikten sonra geri dönüşü zor oluyor. Ama ben hala anlayabilmiş değilim. Yani bu kadar yani, artık... Yani şunu belki söylememiz gerekiyor. Bu büyümenin, hedeflediğimiz büyümenin hangi sınırlarda çevreyi felaketlere yol açacağını bilemiyoruz. Yani son noktaya getirdikten evet. sonra... Biz işlem yapılması ya da onaylanması şeklinde bu arıtma proseslerinin uygulanmasına geçiş yapıyoruz. Evet, sorun çok. Evet. Bir de ben gene
Facebook'ta özellikle sosyal medyada gezerken son günlerde şeyi görmeye başladım. Bu çevre gönülleri kavramı diye bir kavram çıktı. Çevre mühendisleri, çevre gönülleri. Hatta çevre mühendislerinde bir yoğun bir tepkisi var. Biz çevre mühendisiyiz, çevre gönüllüsü değiliz şeklinde. Evet. Nedir bu tartışma? Belki şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu bizim çok gündemimizde olan bir konu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre görevlisi tanımladı. Evet. Bu çevre görevlisi biraz önce size bahsettiğim çevre mühendislerinin eğitimlerine 4 yıl boyunca eğitimlerini aldığı faaliyetleri yapabilecek endüstrilerde atık yönetimi ve endüstrilerin içerisinde temiz üretimden tutun geri kazanma, geri döngü gibi pek çok faaliyeti yapabilecek, düzenlemeleri takip edebilecek kişiler çevre mühendislerinin haricinde başka meslek dallarına da çevre görevlisi olma ne hakkı verildi. Ne yapacak bu gönüllüler? Yani bir istihdam mı söz konusu? Evet, istihdam söz konusu. Biyologlar, fizik, biyoloji, kimya, veteriner fakültelerinden görevli, çevre görevlisi olacaklar. Görevlisi. Tabii bir sınava girecekler çevre mühendisleriyle birlikte. Öyle çevre mi? Mühendislerine de bu sınav getirildi. Ve ondan sonra endüstriye gidecekler ve o endüstride çevre mühendisinin görevini yapacaklar. Şimdi ben en başından beri söylediğim gibi eğer biz bu konuda farklı meslekten, bu eğitimi almamış farklı meslekten kişilere bu görevleri yaptırsak, biz niye uğraşıyoruz diyorsun. O zaman biz niye uğraşıyoruz'un ötesinde bu çevre problemleri, kötüye giden çevre problemleri çözümsüz hale gelecektir. Tabii bunun yanı sıra ben bölüm başkanı olarak öğrencilerimi de düşünüyorum. Peki pardon, bu bir ihtiyaçtan mı doğdu sizce? Yoksa niye bu bir istihdam politikası diye düşünüyorum. Ama burada fizik, biyoloji, kimya veya veteriner fakültelerinden mezun olmuş kişileri istihdam ederken çevre mühendislerinin istihdamında bir boşluk yaratacaktır. Bu da büyük bir problem pardon, haline gelecektir. Pardon, ben gene şunu soracağım. Ya şimdi İstihdam edilmeyen çevre mühendisleri yok mu şu anda? Var. Var. Burada istihdam bekleyen çevre mühendisleri varken niye öbürleri tekrar bu alana? Ben onu anlayamadım. Ömer Bey, biz ona itiraz ediyoruz zaten. Değil mi? Evet. Geçmişinde veya niye bunun kurgulandığını bu şekilde bu yönetmeliğin değişiklik yapıldığı konusunda. İlginç bir durum yani. Burada bir yetişmiş çevre mühendisi var değil mi? Bunların istihdamı beklerken bir başkaları kesinlikle bu alana. Yani benim bölümümden ya da çevre mühendisliği bölümünden mezun olan arkadaşlar zaten iş bulma kaygısıyla mezun oluyorlardı. Artı üzerine bu kaygıları çok daha fazla arttı ve bana gelip bazen söylüyorlar hocam bu bölümü okumak artık çok anlamlı değil diye. Gerçekten ben üzülüyorum. Sonunu merak ediyorum açıkçası. Evet, gerçekten çok üzülüyorum ama yetkililerin bu konuda eğer izah edilir, anlatılırsa çevre mühendislerinin yapacakları işleri diğer arkadaşların çok yetkili bir şekilde yapamayacağını düşünürsek çevre görevlisi tanımı yerine yönetmelikte çevre mühendisi tanımıyla yani yer değiştirmesi. Daha önce öğretmenlerin istiyoruz. Başına da geldi böyle bir şey. Söylemek istemiyorum kimseyi kırmamak için ama anlaşılan o. Yüksel Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Programınız dediğim gibi çevre olsun. Çok önemli bir konu. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de size bizim Tema Vakfı'nın yayınladığı Dünyanın Durumu her yıl bu Worldwide Enstitüsü'nün hazırladığı bir yayın. Dünya gen her yıl çıkıyor. Bundan sonra inşallah ben size her yılınkini iade gönderirim. Bunu da bir anı olarak çok, ben size takdim edeyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür değerli ediyorum. Değerli AXTV izleyicileri, bugünkü programımızda 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Yüksel Avdalı ile birlikteydik. Çok değerli bilgiler verdi bize. Aslında çok önemli bir konu, bir programa sığmayacak bir konu. Biz bundan sonra her hafta salı günü saat 16'da sizlerle birlikte olacağız. Kimseye randevu vermeyin. İyi günler. Teşekkür ederiz.